Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muazzam ötesi, kalite ötesi, üst düzey bir klavye ile sizlerleyiz. Rampage'in KBR29 Grand Series diye geçen Rampage'in en üst model klavyesi bu arkadaşlar. Klavyemiz RGB'li Heying optik switchlere sahip. Yani optik switchte normal analog switchlerin farkı ne diye soracak olursanız, analog switchlerden çok çok daha hızlı tepkimeye giren bir klavye ile karşı karşıyayız. Analog switchlerde yaylı bir sistem var. Yay sonuna kadar inmeden algılamıyor. Ama optik switchlerin üzerinde bir ışık lazer sistemi var. Siz tuşa basıp da yay aşağı indiğinde arkadaşlar, karşıya iletilen ışık sayesinde cihazın size verdiği tepki süresi baya baya bir aşağılara iniyor. Bu da sizin oyun performansınızı kesinlikle üst sıralara taşıyan bir etken diyebilirim. Bundan önce birçok analog switch cihaz kullandım ama gerçekten optik switchli bir klavyenin tadını kesinlikle vermiyor diyebilirim. Bu zamana kadar kullandığım birçok ürünün içerisinde özellikle yaklaşık 3 yıl 4 yıl önce kullandığım Hydra R7 modeli vardı Rampage'in. O da optik switchli. 2 milisaniye tepki süresi vardı. Oyunlarda ve yazı yazarken kesinlikle ama kesinlikle hissediyorsunuz optik switch'in farkını. Bu klavyede de 2 milisaniye gibi bir tepki süresi var ve klavyenin tuş basım ömrü 100 milyon gibi, gerçekten uzun bir süre ve uzun yıllar kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi daha önce benim kullandığım Hydra R7 de teknik özellikleri bakımından buna benzeyen bir klavyeydi ve gerçekten beni 4 yıl boyunca götürdü. 4 yıl sonunda ses açma tekerleğinde bir problem oldu. Mecburen başka klavyelere geçmek durumunda kaldık. Ama bundan sonra da önümüzdeki bir 4 yıl boyunca büyük ihtimalle KBR29 Grand serisi kesinlikle ama kesinlikle kullanırım. Çünkü bana hitap edebilecek bütün özellikler içerisinde barındırıyor. Öncelikle multimedya tuşları var. Kenar kısmında ses açma tekerleği var. RGB'leri çok belirgin ve kenar kısmını da ambiyans olarak RGB aydınlatma kullanmışlar. Klavyenin üzerinde 105 tuşa kadar anti-ghosting desteği var. Yani bazı klavyelerde çok bastığınızda bazı tuşları algılamıyor ama bunda 105 tuşa kadar neredeyse bütün tuşları çok rahat bir şekilde aynı anda algılayabiliyor. 1.8 metre hasır örgülü bir kabloya sahip ve klavyenin de resimde gördüğünüz gibi bilek desteği mevcut. Bilek desteği mıknatıslı ve sökülebiliyor. Bilek desteği seven arkadaşlar için ayrıca koymuşlar. Sevmeyen arkadaşlar da bilek desteğini cihazdan çok rahat bir şekilde ayırıp bilek desteği bir şekilde kullanabilirler. Cihaz dolu dolu bir cihaz. Cihazın dolu dolu olmasından mütevellit de 1 kilo 100 gram bir ağırlığa sahip. Yani tuttuğunuz zaman ele geliyor. Ben bu klavyeyi daha öncesinde açtım. Yaklaşık 2-3 gün boyunca kullandım ve 2-3 gün boyunca kesinlikle beni memnun etti diyebilirim. Özellikle switchleri Blue Switch gibi değil arkadaşlar. Rahatsız etmiyor. 200-300 TL bandında aldığınız birçok klavyede arkadaşlar switch sesi böyle şıkır 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 ses yaparken bu klavyede sanki Red Switch'miş gibi tok bir ses çıkıyor. Birazdan zaten kutu açılışından sonra cihazın switch seslerini size dinleteceğim. Hakkuş, bu kadar övüyorsun da bu cihazın hiç mi eksi yönü yok derseniz, evet eksi yönü var. Cihazın içerisinde bir yazılım bulunmuyor. Dediğim gibi ben cihazı geçmiş modellerle kıyasladığım için, mesela Hydra R7'de cihazın bir yazılımı vardı. Bilgisayara yüklüyordunuz ve ışıkları kontrol edebiliyordunuz, makro atayabiliyordunuz vesaire vesaire. Bir sürü özelliği vardı. Yazılımla bir sürü fonksiyonla müdahale edebiliyordunuz ama bu cihazın içerisinde yazılım desteği olmadığı için ışıklarına, makrolarına, tuş atamalarına falan müdahale edemiyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda segment destek sitesine cihazın yazılımı gelir. Yazılım desteği inşallah vardır. Var mı yok mu ben de bilmiyorum. Varsa eğer siteye yazılım gelirse aşağı açıklamalar kısmına bırakırım. Ürünün internetteki en ucuz fiyatı 1150 TL'ye geliyor. Onun da aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Almak, değerlendirmek isteyen arkadaşı varsa oradan kontrol edip alabilir. Neyse, lafı fazla uzattık. İsterseniz bu canavarı şimdi açalım. Bilgisayarımıza bağlayalım ve oyun testlerini falan bir size göstereyim. Seslerini bir dinleteyim. Işıklarını falan bir görün. Gerçekten bayılacaksınız dersem az söylemiş olmam. Hadi klavyeyi açalım. Evet arkadaşlar, şöyle genel bir baktığımız zaman Rampage'in klasik kutularından bir tanesi. Burada Grand Series yazıyor. RGB Optical Switch Gaming oyuncu klavyesi. Türkçe tuş dizilimine sahip. Rampage birçok ülke için ürün ürettiği için bazı klavyelerde farklı İngilizce falan layout olabiliyor. Kutusunu açtığımız zaman içerisinden bu şekilde bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi şeklinde çıkıyor. Tabii ki bu kullanım kılavuzlarını hazır bastırıyorlar. Yani buradaki dilden çeviriyorlar. Burada oyun
oyun klavyemizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Programlanabilir bir faredir yazıyor arkadaşlar. Bu bir fare değil. Bu bir klavye. Burada bir çeviri hatası oluşmuş. Burada bir barkod okuyucusu var. Yalnız sitesine gittiğimiz zaman dediğim gibi ürünün yazılımı yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda çıkar. Klavyenin ışık aydınlatmasından falan bahsediyor. Aydınlatma kombinasyonları falan bulunuyor. Ve arkadaşlar kullanıcı kılavuzunun diğer tarafında da segment bilgisayarın 2 yıllık ürünün garantisi çıkıyor. Bunu şöyle bir kenara atıyorum arkadaşlar. Kutunun içerisinde başka bir ekipman yok. Bir tuş çıkartma aparatı falan olsa iyi olurmuş ama çok da sıkıntı değil. En azından bir fırça falan koysalardı arasını temizlemek için diye düşünüyorum. 1.8 metre hasır örgülü bir kablo var arkadaşlar. Ve şöyle tek parça şeklinde klavyemizi çıkartıp kutumuzu atıyoruz. Ve zaten başka kutunun içerisinde bir şey yok. Şöyle köpüklerinden bir kurtarıyorum. Evet, şöyle bir poşetin içerisinde arkadaşlar bilek desteği çıkıyor. Bu mıknatıslı bir bilek desteği. Alt kısmında 3 tane kaydırmaz plastik bulunuyor. Ve klavyemiz de yine bir poşet içerisinde geliyor. Bunu da çıkarttığımız zaman Rampage Grand serisi gördüğünüz gibi bizlerle. Şu kısmında multimedya butonları mevcut. Şurada bir tane ses açma kapatma tekerleği mevcut. Gerçekten bunu çok şirin yapmışlar. Şu kenar kısmında gri bir detay var. Bu da gerçekten klavyeye ekstra bir şıklık katmış. Geri kalan kısmı siyah plastikten oluşuyor. Şöyle altını çevirdiğimiz zaman şurada yükseltme bacakları var. Burada yine 2 tane kaydırmaz plastik bulunuyor. 1.8 metre hasır bir kablonun ardından gold ulaşımlı bir tak çalıştır. USB bizi karşılıyor. Ve ürünün şöyle ışıklarına geçmeden önce bir sesini dinletmek istiyorum. Evet, cihazın ışıklarını görebilmeniz bakımından cihazı bilgisayara bağladım ve aydınlatması gerçekten çok hoş. Orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben buradan gerçekten çok hoş bir şekilde görüyorum. Burada efendim insert'ten buradaki ışıkları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada farklı kombinasyonları var. Hemen yine insert'ün yanındaki home tuşuna bastığınızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi çerçevenin ışıkları değişiyor. Cihaz farklı oyunlar için programlanmış durumda arkadaşlar ışıkları. F1'e bastığınız zaman farklı bir oyun için, buna bastığınız zaman farklı bir oyun için. Gördüğünüz gibi şöyle W, A, S, D, B, G, D, R tuşları, R, reload, G büyük ihtimalle silah atma. Yani FPS tarzı oyunlarda falan direkt böyle konumlandırılmış bir modu var. Siz buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi hangisinin hangi oyun olduğunu bilemeyeceğim. Çok oyunla aram olmadığı için. Işıklarını da göstermek için şu ışıkları bir komple kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi karanlıkta çok çok daha şahane duruyor diyebilirim. Şöyle insert'e basalım. Bir böyle bir animasyonu var. Bakın şuradan içeriden dalga şeklinde açılıyor. Bir daha bastığımız zaman arkadaşlar rainbow efekti buradan bu tarafa doğru gidiyor. Siz bunun ok işaretleriyle yönünü değiştirebiliyorsunuz. Sola akmasını istiyorsanız, bu tarafa sağ akmasını istiyorsanız FM ve ok işaretine basıyorsunuz. Animasyonun hızını değiştirmek isterseniz de arkadaşlar aşağı yavaşlatıyor. Yukarıda animasyonun hızını gördüğünüz gibi arttırıyor. Şu an animasyonun hızını arttırdım. Büyük olasılıkla daha akıcı bir şekilde görüyorsunuz. Bir daha bastığım zaman arkadaşlar bakın şu anda dönme animasyonu var. Şöyle bir şeyler dönüyor klavyenin etrafında. Bir daha bastığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar tuşlara bastığım zaman aydınlanıyor. Normalde şu an zaten tuşları beyaz bir şekilde ben görebiliyorum ama bastığım zaman gördüğünüz gibi değişik bir animasyon üretiyor. Bu modu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yılan efekti. Bir daha bastığınız zaman bir yılan efekti oluşuyor. Bir daha bastığınız zaman bu animasyonumu çok çıkartamadım çünkü bütün tuşlar farklı farklı renklere bürünüyor. Mavi, pembe, sarı, mor, yeşil, kırmızı gibi. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Şimdi bastığım tuş gördüğünüz gibi aydınlanıyor. Normalde klavyelerde bu efektlerde buralar komple karanlık olur. Bastığınız tuşlar direkt yanar ama bu sefer de böyle karanlık ortamda kullandığınız zaman o efekte yazıları göremezsiniz. Burada Rampage büyük ihtimalle şöyle bir şey düşünmüş. Buradaki kısmı loş bir şekilde beyazla aydınlatmış. Sizin bastığınız tuşlar gördüğünüz gibi farklı renklerde yanıyor. Normalde birçok klavyede arkadaşlar bu animasyonda buralar siyah olur ve siz bastığınız tuşlar aydınlanır sadece. Hangi tuşa basarsanız gördüğünüz gibi o aydınlanıyor ve bıraktığınız zaman yavaş yavaş soft beyaza doğru tekrardan dönüyor. Bir sonraki animasyonumuz gördüğünüz gibi renkler arasında geçiş arkadaşlar. Kırmızıdan maviye, maviden yeşile vesaire gibi gidiyor. Bir daha bastığım zaman aynı animasyonun biraz daha hızlı ya da farklı bir versiyonu. Bir daha bastım şu anda. Bütün yazılar pembe oldu arkadaşlar. Bir daha basıyorum.
Bak bu animasyon güzelmiş. Böyle içeriden dışarı doğru çıkıyor. Bir daha bastığın zaman da yine böyle renk efektleri gidiyor. Şimdi arkadaşlar etrafta bir çerçeve var gördüğünüz gibi. Bu çerçevenin ışıklarını da FM ve Home kombinasyonuyla değiştirebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi bakın ışıklar etrafında dolaşıyor. Gerçekten çok muazzam bir efekt diyebilirim. Etrafını da baya baya bir aydınlatıyor. Şurada iki tane boynuz efekti var. Işık. Onlara da birazdan bakacağım. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Bu sefer de böyle bir efekt. Şu anda pembeden kırmızıya, maviye işte gibi böyle renk animasyonları kendi kendine değişiyor. Bir daha basalım. Evet şu anda yeşil yanıp sönüyor. Kırmızı yanıp sönüyor vesaire. Nefes alma animasyonu arkadaşlar. Bir daha bastığım zaman sadece böyle hafif pembemsi bir beyaz ışık var. Bir daha bastığım zaman kapanıyor. Başka animasyon yok. Ama en güzel animasyon, ilk animasyonumuz şu arkadaşlar. Klavyenin alt kısmında bir tane kablo saklama haznesi var. Göstereceğim. Kablo saklama haznesinin bittiği noktalarda iki tane delik var içeri bakan. RGB buradan geçtiği için arkadaşlar böyle yatırdığımız zaman böyle bir tane değişik bir animasyon oluyor. Aslında bilerek yapılmış bir şey değil ama yakışmış diyebilirim. Ses açma tekerleği ve multimedya tuşları da burada konumlandırılmış. Aynı keza bir de burada sağ tarafta bir Rampage logosu var. Bu da RGB olarak yanıyor. Evet şimdi ışıklar bitti. Bilgisayar başına geçmeden önce şöyle bir mıknatıslı bilek desteğini de göstermek istiyorum. Normalde ürün bu şekilde. Elinizi koyduğunuz zaman herhangi bir bilek desteği yok. Şurada bir çıkıntı var ama tam avucunuzun şu kısmına denk geliyor. Eğer bilek desteği yapmak istiyorsanız arkadaşlar şu şekilde mıknatıslı bir olay var. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde girip çıkabiliyor. Ve altındaki destekler sayesinde hiçbir şekilde kaymıyor. Yazı yazmak için falan kullanmak isterseniz bilek desteğini de çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Ve farklı bir özellik, alt kısmında bir tane kablo geçirme haznesi var. İsterseniz kablonuzu buradan böyle geçirip kullanabilirsiniz. İsterseniz bilgisayarınız sağda ya da soldaysa da şuradan şöyle şu şekilde geçirip kablonuzu böyle kenardan çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yani şöyle bilgisayarınız bu taraftaysa bu tarafa alabilirsiniz. Gayet güzel, ince düşünülmüş bir özellik. Şimdi isterseniz bilgisayar başına geçelim. Bir oyun oynayalım, bir test edelim arkadaşlar. Finalde de görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Grand serisi taktık, inceledik. Bundan sonra benim ana klavyem, çünkü sesini falan gerçekten çok beğendim. Keşke yazılım desteği de olsaydı çünkü alışmıştım ışıkları falan oradan kontrol etmeye. İçinde 8-10 tane animasyon var. Kenar şeritlerin animasyonları gerçekten çok güzel görünüyor. Kullanım esnasında sizi çok rahat ettireceğinden eminim. Ben şimdi yayına geçeceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.